Değerli arkadaşlar merhabalar. Bu güzel havada hem biraz yürüyüş yapalım hem de sizlerle sohbet edelim istedik. Tabii biliyorsunuz Süper Lig'e ara verildi. Milli maç dolayısıyla, milli maçlar dolayısıyla. Şener Hoca ve milli futbol hocamız kampta. Nispeten diğer takımlara göre, gruptaki takımlara göre daha kolay rakiplerle oynayacağız. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Yenmek zorundayız bu iki takımı da. O nedenle Şener Hoca ve öğrencilerine başarılar diliyorum. Tabii bugün Cengiz de sakatlığından dolayı ayrıldı. Daha önce Yusuf Yazıcı sakatlığından dolayı ayrılmıştı. Başarılar diliyoruz. Umarım bir daha bir sakatlık yaşanmadan bu süreci atlatırlar. Tabii istiyoruz ki ülkemiz sporun her branşında gelişsin. Ben aynı zamanda bir beden eğitim öğretmeniyim. Benim de konum bir spor insanı olarak istiyorum ki ülkem her branşta başarıya gitsin. Bunun için de önceki sohbetlerimizde söyledik ki hani gençlerimize, okullara çok ciddi destek olmak lazım ve katkı sunmak lazım. Türkiye'de, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de birçok yerde bakıyorum okullarda spor alanı tesisine yetersizlik var. Eğer biz bunu aşmış olsak gerçekten sporda çok ciddi başarılar yakalarız ve insanımızın spora yatkınlığı üst düzeyde. O nedenle oralara yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bugün görmüş olduğum bir tablo gerçekten içim acıttı. Çok üzüldüm. Yani şimdi Yenikapı'da Ekrem İmamoğlu önceki dönem Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten yetkililerin ihtiyaç fazlası kiraladığı araçları sergiledi. Gerçekten çok üzüldüm. Hakikaten yazık dedim. Yani o araçlara ihtiyaç fazlası o araçlara ne gerek vardı? Ne gerek vardı? Yani bu vatandaşın vergileriyle toplanan o imkanlar böyle mi harcanmalı? Yazık. O araçlara o kadar para verileceğine, gençlerimize, İstanbul'da mesela ne var? İstanbul'da okulların %65'inde, 60-65'inde kapalı spor salonu yok. Spor tesisi ihtiyacı var. O araçlar alınacağına, gençlerimize spor alanı yapsa, gençlerimiz spor yapsa, o tesislerden yararlansa, Türkiye'yi başarıya götürseler, sporun her branşında sağlıklı bir nesil yetişecek iyi olmaz mı arkadaşlar? Ya, hakikaten çok üzüldüm. O tabloyu bu duruma getiren ihtiyaç fazlası araçları her kim aldıysa onlara da yazıklar olsun diyorum. Böyle bir şey olmaz. Yazık. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ortada. Halk gerçekten doğalgaza gelen, elektriğe gelen, diğer işte akaryakıta gelen zamlarla ciddi bunalım içinde. Ama birileri de kendi eş dost arkadaşlarına rahatlık olsun diye onlara işte ihtiyaç fazlası araçlar kiralamışlar. İşte halkın parası böyle çarçur ediliyor. Yazık, üzüldüm. İnşallah Ekrem Başkan bunları toparlayacak. Ben buna inanıyorum. Ve inşallah bu araçları iade ettikten sonra oradaki o kiralık araçlardan geriye kalan bütçeyi de okullara spor alanı yapar, spor tesisi yapar. Zaten bunun sözünü de vermişti. İnşallah Ekrem Başkan bunları da başaracak. Evet, şimdi geçelim diğer konulara. Kadın voleybol milli takımımız biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Hollanda'yı yenerek yarı finale yükseldi. Hem de rakibine set vermeden bunu başardı. Çok önemli bir galibiyetti. O nedenle kadın voleybol milli takımımızı tebrik ediyorum. Kadınlarımızın başarılı olmasını çok önemsiyorum. Neden? Çağdaş Türkiye'nin olmazsa olmazıdır. Kadınların sporda başarı yakalaması, kültürde, sanatta başarı yakalamaları çok önemli. O nedenle bunları çok önemsiyorum. Ciddi anlamda bu organizasyonun desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadın voleybol milli takımımızın sporcuları da bu anlamda katıldıkları birçok turnuvada başarı yakalıyorlar. O yüzden hem federasyon başkanlarını hem sporcularımızı kutluyoruz. Teknik adamları kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Polonya karşısında yarı finalde 7 Eylül'de başarılar diliyoruz. Evet, tabii A Milli basketbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı büyük bir sükse yaptı. Maçı son 9 saniyede neredeyse kazanıyordu. Cedi Osman, Doğuş o faulleri 4 tane faul kaçırmasaydı belki de Amerika'ya geçmiştik. Sonra ne oldu? Sporcularımız Çekya'ya yenildiler. Ve Dünya Kupası'na elendiler. Yani işte biz toplum olarak eğitimlerde bunu işlemeliyiz okulda aslında. Gençlerimize zihinsel destek vermeliyiz. Sadece fiziksel yorgunluğu atmak, onun üstesinden gelmek değil ki mesele. Zihinsel yorgunluğu da, zihinsel kafamızdaki
o Amerika Birleşik Devletleri maçından kalanları da atabilseydik Çekya'ya yenerdik, Dünya Kupası'na devam ederdik. Ama olsun, buradan çok önemli tecrübeler kazanan sporcularımız. Umarım bundan sonraki turnuvalarda başarılı olurlar. Yine de her şeye rağmen Ufuk Sarıca ve öğrencileri, sporcuları kutluyorum. Tabii değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Türkiye Süper Ligi'nin ilk 3 haftası oynandı. Bu ilk 3 haftada neler yaşandığını hep şahitlik ettik. Bizler de her hafta sonu hem maç içinden canlı yayın yapıyoruz, hem devre arası hem maç sonu değerlendirmemizi yapıyoruz. Doğru ve gerçek bilgileri size ulaştırmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki futbolumuz gelişsin, çok iyi noktalara gelsin. Başarılı olsun insanlarımız, sporcularımız, işte kulüplerimiz Avrupa'ya gittiklerinde Avrupa'da başarılı sonuçlar alsınlar. Hem ciddi bir ekonomik gelir, hem de ülkeye bir prestij kazandırıyor. Ülkemizin ciddi anlamda bir reklamı oluyor. Şehirlerimizin, kentlerimizin reklamı oluyor. O nedenle gerçekten kulüplerimizin başarısını önemsiyoruz. Bu arada Fatih Terim'in de önceki gün doğum günüydü. Fatih Hoca'nın da doğum günü kutluyoruz. Nice yaşlar diliyoruz, sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz Fatih Hoca'ya. Tabii Fatih Hoca, Türk spor açısından, Türk futbol açısından çok önemli bir teknik adam. Fatih Terim, Galatasaray'da çok büyük başarılar yakaladı. Yani neler yakaladı? İşte UEFA Kupası aldı, Süper Kupayı aldı. Yanlış hatırlamıyorsam 8'di. 8 lig şampiyonluğu var. Diğer yani Türkiye kupalarını falan onları saymıyorum bile. O nedenle bundan böyle Fatih Terim'in bu yakalamış olduğu milli takımlardaki başarılar ortada, işte Avrupa'daki aldığı dereceler ortada. Bunu herhalde bundan sonra çok kolay kolay kimse yakalayamaz. Zor görünüyor. Fatih Terim o yüzden hem Galatasaray camiası hem de milli takım açısından çok önemli. O nedenle ülkemizde bundan sonrası için de ya da Fatih Hoca'nın yanında da çok kıymetli teknik adamları katabilmeliyiz. Onların tecrübeleri bizlere, ülkemize, kulüplere çok ciddi şeyler kazandırıyor. Şimdi bir de şey var tabii, biliyorsunuz değerli arkadaşlar, bugün Türk futbolunun çok kıymetli yeteneklerinden Ediz Bahtiyaroğlu'nun ölüm yıldönümü, 7. ölüm yıldönümü. Ben sevgili Ediz'e Allah'tan tekrar rahmet diliyorum. Camiasına, ailesine başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok kıymetli bir yetenekti. Çok değerliydi. Bursa Spor'da altyapısına yetişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Eskişehir Spor'da oynadı. Ankara Spor'da oynadı. Hakikaten devam etseydi, eğer bunu yaşamamış olsaydı, A milli takımda da büyük başarıyla imza atacaktı. Çünkü U21 milli takımda da oynadı. Yetenekli sporcuydu. Benim hakem yaptığım dönemde de o zaman oynuyordu Ediz. Allah gani gani rahmet eylesin. Hiçbir sporcu kardeşimizin, kimsenin başına böyle bir şey gelmesin. Genç yaşta talihsiz bir şekilde kaybettik. Tabii değerli arkadaşlar, biliyorsunuz transferde yabancı oyuncu transferleri çok konuşuldu Türkiye'de. Fenerbahçe gerçekten transfer konusunda Ali Koç Başkan, Ersun Hoca çok seçici ve dikkatli davrandılar. Önemli isimleri de kadro olarak attılar. Vedat Muriç'i aldılar. Mesela Galatasaray'da istiyordu Vedat Muriç'i ama Fenerbahçe aldı. Ve iyi de oyuncu. Katkıda sağlayacağı ortada görünüyor. Yani maçlara baktığımızda lig maçlarına büyük çaba gösteriyor. Savunmacı yönü de var. Savunmaya yardım ediyor. Ama tabii Vedat Muriç'in desteklenmesi lazım. Beslenmesi lazım. Kim tarafından? Orta saha oyuncuları tarafından beslenmesi lazım. O anlamda eksiklikler vardı. Fenerbahçe bunun önüne geçmek adına Gustavo'yu aldı. Önemli bir transfer. Aradığı kan mı? Olabilir. Tabii Emre'nin de form tutması önemli. İyi bir Emre. Gustavo'yla birlikte katkı sunar mı? Savunmacı yönleri bu anlamda Fenerbahçe'nin düşer mi? Onu tabii görmek lazım, bakmak lazım. O nedenle Fenerbahçe bu sezon çok istekli, çok arzulu. Şampiyonluğu yakalamak istiyor. Geçtiğimiz sezon yaşananlar ortada. O nedenle tabii Ali Koç Başkan ne yapsın? Önceki yönetimler döneminden kalan sıkıntılı ekonomik bunalımları da aşmak istiyor. Öyle kolay değil. Artık finansal fair play var. Öyle İşte para ben de gideyim, sporcu alayım, getireyim. Onunla da olmuyor sadece. Bunun kriterleri var. Bunları yerine getirmek lazım. Toparlamaya çalışıyor. İyi niyetli. Ali Koç'un Türk futboluna önemli katkı sunacağından en ufak kuşkum yok. Ersun Hoca çok hırslı, çok istekli. Camiye arzulu, istekli.
maçlarda tribünler doluyor. Taraftar takımına sahip çıkıyor. Ama tabii bir de bakıldığında yabancı transferle ilgili özellikle dört büyük takımın yapmış olduğu yabancı transferler mukayesedilir hep. Yıllardır bu olur biliyorsunuz. İşte bana çok soran oldu. Hocam yabancı oyuncu transferinde en iyi transferleri kim yaptı diye sordular, soruyorlar. Burada da söyleyeyim size. Bence yabancı oyuncu transferlerinde yine gündeme damgasını Galatasaray vurdu. Galatasaray çok gerçekten flaş isimleri aldı. Takıma katkı sunacak isimleri aldı. Ekonomik anlamda da beklenenin altında ucuza da mal etti diyebiliriz. Ya tabii Trabzonspor da öyle. Trabzonspor gerçekten iyi yabancı oyuncu transferi yaptı. Biz zaten yetenekli yabancı oyuncudan yanayız. Ben şahsen eğer yetenekli yabancı oyuncu alınmayacaksa bizim elimizde bulunan bir sürü yerli oyuncu var. Onları da desteklemek lazım. Onlara da şans vermek lazım. O nedenle kaliteli yabancı futbolumuza katkı sağlar. Kim? Mesela bir Hacı, bir Alex. Bunlar gerçekten futbolumuza önemli katkılar sundular. Bunlar gibi kaliteli oyuncuları bulduğu zaman hele bir de ucuzsa takımlarımızın alması lazım. Tabii Galatasaray bir de şov yaptı. Transferlerini Türk Telekom Arena'da tanıttı taraftarlarına. Ve bu görselliği de taraftarlara sunmuş oldu. Evet, tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Tüm takımlarımızın başarılı olması, bir rekabet içinde olması ülke futboluna da önemli oranda başarı getirir. Ülke futbolunu da önemli noktalara taşır. O yüzden sakatlığın olmadığı bir süreci yaşanması lazım. Tabii değerli arkadaşlar, futbolun içerisinde hakemler çok önemli bir unsur. Hakemleri konuştuk. Tekrar tekrar bunu söylemeye de gerek yok. Yani şimdi hakemler sezona kötü başladılar. Bir bakıyorsun bir maçta maçı VAR yönetiyor. Öbür maça bakıyorsun VAR hiç müdahale olmuyor. İlk 3 hafta takımlar bağırıyor, hocalar bağırıyor, teknik adamlar bağırıyor. Bu anlamda gerçekten Merkez Hakem Kurulu iyi bir eğitim süreci geçirmemiş. Sezona kötü başladılar. O nedenle inşallah milli maç arası bütün takımlarımıza olacağı gibi inşallah hakemlerimize de yarar. Hakemlerimiz de başarılı olurlar. Hakemlerimizi VAR biraz tembelliğe etmiş. Koşmuyorlar, pozisyonlar uzak kalıyorlar. Biraz olsa VAR müdahaleler yakalar diyorlar ama öyle olmaz. Astronom sahanın içindeki hakemdir. O yüzden hakem arkadaşların daha dikkatli olmaları gerekiyor. Evet, nasıl yürüdüğümüz yer güzel değil mi arkadaşlar? Gayet güzel yeşilliklerin içerisinde. Hava da enfes bugün Ankara'da. Şöyle tutalım. Evet, tabii sporu bıraktıktan sonra kilo almaya başladık. Hemen hemen her gün olmasa iki güne bir yürümeye çalışıyorum arkadaşlar. Biraz kilo verdim, belki fark etmişsinizdir. Çünkü hakem bıraktıktan sonra ciddi bir kilo almıştım. Yaklaşık 7-8 kilo verdim. Ama tabii o kadar çok almışız ki 7-8 kilo kilo vermek herhalde pek de anlaşılmıyor. Soruyorum böyle nasıl kilo vermişim diyorum. Bazıları işte hocam biraz beni kırmamak için sanki 1-2 kilo vermişsin diyorlar ama birkaç kilo daha vermem lazım. Onun için spor arkadaşlar. Spor çok güzel. Spor yapmak lazım. Spor hem ruhun gıdası hem bedenin gıdası. O nedenle hepinize spor yapmayı tavsiye ediyorum hepinize. Hem de gençlerimize güzel örnek olmak açısından da çocuklarımızın da bu anlamda spora vakit ayırması için de onları yönlendirici olmamız gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar, ben yürümeye devam. Bugünlük bu kadar. Hepinize selam ve saygılarımı sunarken inşallah milli takımımız çok başarılı olur. Ülke sporumuz gelişir. Kadın voleybol milli takımımız yarı finalde de Polonya'yı yener ve finale yükselir. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.